Evet. Sevgili yer arkadaşlarım, sevgili... Özgürlük, kadın, yaşam, özgürlük, kadın, yaşam, özgürlük, şiyan, azadi, şiyan, şiyan, azadi, bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun, bağır herkes duysun, erkek şiddeti son bulsun. Çözeceğiz, eksiklikler varsa gidereceğiz. Daha da güçlendirilmesi gereken unsurlar varsa gereğini mutlaka yapacağız diyor. Biz de eksiklikleri giderin, kanunu tam olarak uygulayın ve kadına şiddetle mücadelenin halihazırdaki en önemli aracını işler kılın, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini iptal edin, evlerimizde, sokaklarımızda, iş yerlerimizde güvenli bir biçimde yaşamamızı sağlayacak önlemler alın. İLO 190'ı imzalayın ve 6284'ü etkin bir şekilde uygulayın diyoruz. Her gün önümüze birçok kadına şiddet vakası düşüyor. Her gün birimiz bir şekilde evde, sokakta, iş yerinde, sosyal medyada erkek şiddetine maruz kalıyoruz. Kadına yönelik şiddet bu kadar yaygınken devlet kadına şiddet verilerini halka açma, yurttaşların bilgi edinme hakkının gereğinin yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Bu tutum kadınların bir araya getirdiği veriler, iktidarın her gün bir yolunu bulup üzerimize boca ettiği nefret söylemi, kadın düşmanlığı ve şiddet, her kadına şiddet vakasında failleri cezasız bırakarak, egemenden yana karar alarak karşımıza dikilen erkek yargı sistemiyle kadına yönelik şiddeti daha da derinleştirmektedir. Kutsal aile söylemine eşlik eden anlayış ile daha da derinleşen toplumsal cinsiyet eşitsizliği, yargının kadına yönelik şiddet davalarında cezasızlığı ve erkek failden yana tutumu da eklendiğinde kadına yönelik şiddetin erkek, devlet ve yargı eliyle sürdürüldüğünü görüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, ayrımcılıkların, cinsiyetçiliğin son bulmasını toplumda ve özelde iş yerlerimizde kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılmasını istediğimizi ifade etmek için buluştuk. Bir hemşire arkadaşımız gece nöbetinde dinlenmek için odaya geçtiğinde bir erkeğin cinsel saldırısına uğradı. Evet, bir kadın hemşire arkadaşımız mesai saatleri içerisinde kendi görev yerinde, görev alanında bir devlet hastanesinde cinsel saldırıya maruz kaldı. Erkek yargı haklı ise görevini yapmak yerine arkadaşımızın fail ile flört edip etmediğini ve neden bağırmadığını sorguluyor. Buradan da çok net görüldüğü üzere erkek yargı faili cezalandırmak yerine aklamanın derdine düşmüştür. Cezasızlık politikaları ile sözde somut delil yetersizliği adı altında failin fiilini kabul etmesini bile yok sayıp delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı vermiştir. Yönelik şiddet davalarında erkek yargının başvurduğu yargılamanın kendisinin şiddet olduğunu ve bu tutumu kabul etmediğimizi vurguluyoruz. Kadınların cinsel saldırının faili erkekle tanışıklığı, cinsel saldırının olmadığı, rıza ile cinsel ilişki gerçekleştiği sonucunu doğurmaz. Cinsel şiddet kadınlar için en zor şikayete dönüşen ve tüm süreçlerde hem psikolojik hem fiziksel en zor başa çıkılabilecek durumken mahkemelerin ve hastane yönetimlerinin mağduru suçlayan tutumlarını kabul etmiyoruz. Kadına yönelik cinsel şiddet davalarında mağduru davranışlarının suça gerekçe teşkil edemeyeceğini ve mağdurun dolaylı rızasından söz etmenin suç olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bugün bir kez daha kadına yönelik her türlü şiddet ile ilgili iş yerlerinin, ilgili kurumların, adli makamların görevlerini yerine getirmesine, faillerin cezalandırılmasını, suçların önlenmesi için 6284 sayılı kanunun etkin şekilde uygulanmasını, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin iptal edilmesini ve İLO 190 sayılı sözleşmenin imzalanmasını istiyoruz. Ve tüm kadınlar güvende olana kadar kadına yönelik erkek, devlet, yargı şiddetinin tüm biçimlerine karşı sözümüzü ve mücadelemizi örgütleyeceğiz.